Kadıköy Plak Günleri'nin ikincisi başladı. Plaklara ve pikaplara meraklıysanız, bu konuda bilgi edinmek istiyorsanız bugün Kadıköy Moda'da gerçekleşecek Plak Günleri etkinliğine katılabilirsiniz. Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi ki senden başka, senden başka. Kimi sesinin derinliğine, kimi çıtırdamasına, kimi namına, kimi şanına vurulur plakların. Aslında peşine düşeni mecnun eden bir sevda gibidir plak merakı. Bir döneme damgasını vuran sanatçılar, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca'nın plaklarını satın almak isteyenler, plakların eşsiz müziklerini dinlemek isteyenler Kadıköy Plak Günleri'nde buluştu. Eskiye gün geçtikçe daha çok özlem duyuyoruz. Ben zaten arşivci bir insanım. Plak da bir takıntı halinde. Bazı Türkiye'deki firmalar yeni olarak bunları basıyor ama eskisinin verdiği o tadı alamıyorsunuz. Yani o yüzden böyle etkinlikler bizim için çok değerli. Şarkıların dijital ortamda yaygınlaşmasından sonra unutulmaya yüz tutan plaklar son yıllarda eskiye özlemle tekrar rağbet görmeye başladı. Eski plak sesi için analog kayıt denir. Analog ses demek anne sesi demektir. Yani vücudunuzda annenizin sesini duyduğunuzda oluşan hisler o analog seslerde, normal insan sesini duyduğunuzda aynı hisleri, benzer hisleri duyabilmeniz de doğru orantılıda bir şey. Plağın ayrıca böyle bir özelliği var. Geçmişe dönüyor, içine dönüyor insan. 25 plak firmasının katıldığı organizasyonda hem sıfır hem de ikinci el plak bulunabiliyor. Plakta aşk var, sevgi var, duygu var. Yani bu tabii eski sanatçılar çok iyi bir şekilde müzik yapmışlar sanatsal anlamda. Aşkı ve sevgiyi çok güzel ifade etmişler, şarkılara geçmişler. Bir de çok inanılmaz bir mühendislik var plakta. Sesi tabii iğneyi kanal yoluyla aksettirmişler plağa. Bu bir mucizedir bence müzikal anlamda. İstanbul'un önemli plakçılarıyla plakseverleri bir araya getiren Kadıköy Plak Günleri, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde sanatseverleri bir araya getiriyor.